Herkese merhabalar. Bugün Melis Kaya bizlerle mastektomi vakalarında sosyalizmek müdahalesi başlıklı vaka sunumunu paylaşacak. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Çok uzun süredir herhalde ben bu meslek alanındayım. 92 girişliyim sosyal hizmetlere. İlk o zamanlar Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'nda tam böyle liseden gelmişsiniz, biliyorsunuz lise ortamı gibi bir okulda yeni başlıyorsunuz. Benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Sadece benim için değil, bütün herkes için olmuştu muhtemelen. O zaman hatırlıyorum kendi aramızda kantinde konuşurken işte sosyal hizmet nedir, ne yapılacak falan, herkes böyle şaşkındı. Tam böyle ülkede oturmadığı için de bir şikayetler falan vardı. O zaman tüm arkadaşlara sorduğum bir şey vardı. Sen ne yapacaksın sosyal hizmet alanı için, mesleği ilerletmek için, geliştirmek için? Sen ne yapacaksın? Yani oturup şikayet etmek yerine senin bu konuda herhangi bir planın var mı gibilerden sormuştum. Sonra mezun oldum. Hacettepe Çocuk Hastanesi'nde başladım. İlk 10 yıl, vallahi işin açıkçası hocalarım çok sağ olsun. Benim staj hocam vardı. İsmini zikretmem doğru oluyor mu olmuyor bilmiyorum ama çok saygı duyduğum bir hocam. O zaman bizim kişisel sosyal çalışma, grupla çalışma, toplumla çalışma diye geçiyordu derslerimiz. Kişisel sosyal çalışma stajında yaptığım görüşmelerde bütün müdahaleleri ve kullandığım teknikleri cümlelerin yanına parantez içinde yazmamı istiyordu. Oradan başladı benim işin açıkçası böyle bireysel çalışma yapmayla sevmem, neyi neden niçin yaptığımı anlamam şeklinde vesaire. Sonrasında yüksek lisans döneminde de yine çok sevdiğim bir hocam var. Onun da grupla çalışmada böyle bir grup terapisi gibi şeyler vardı. O zaman derste onun gibi olmak istiyorum demiştim. Yani o kadar böyle özenmiştim. Ve onu o kadar böyle dikkatli izliyordum ki o grup çalışması sürecinde sessiz kaldığım için hocam bana çok unutmayacağım bir şey söyledi o zaman. Ne yaptın? Hiçbir şey söylemedin, bir şey paylaşmadın. Hocam sizi izliyordum. Evet ama süreci kaçırdın dedi. Bu benim için ilk böyle şey müdahalesi olmuştu. Kişisel sosyal hizmet müdahalesi ve ilk öğrendiğim şeylerden biri olmuştu gerçekten de. Yani süreci kaçırmamak, anda kalmakla ilgili. Sonra çocuk hastanesinde çalışıyorum. Ailelerle işte konuşuyoruz. Onların sıkıntıları, sorunları vesaire falan filan. Ama hep bir şey eksik kalıyor. Bütün eğitimim, uygulamaları, müdahalelerim vesaire yapıyorum ama yetmiyor. Yani tam yetmiyor. Sonra yüksek lisans derken, aile danışmanlığı eğitim vesaire derken ben stratejik aile terapisi eğitimini başladım. Aile danışmanlığından sonra. Sonrasında orada ben EMDR ile tanıştım. O kadar heyecanlandırdı ki beni EMDR. Tam o esnada da onkoloji hastanesine geçtim bu arada ben. Yüksek lisansla beraber. Ve hatta 2010 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir sempozyumda sunmuştum. EMDR'ı tanıtmıştım. Yani bakın sosyal hizmet alanında, çalıştığımız alanda hani kendimizi geliştirmemiz, işte danışanlarımıza, müracaatçılarımıza daha faydalı olmamız anlamında muhteşem bir teknik keşfettim. Ve çok da işlevsel, çok da güzel, işte hadi herkes bunu alsın heyecanıyla katıldım. O zaman sunumun sonunda bana şöyle bir soru yöneltmişti. O soruyu hiç unutmuyorum, katılımcılardan birisi. EMDR o zaman ülkemize yeni gelmişti. 99 depremiyle beraber gelmişti. Madem yeni bir teknik, o zaman biz biraz bunun kullanılışını vesairesini, denenmesini görelim. Ondan sonra bakarız demişti. O kişi şu anda nerede bilmiyorum ama ben şu anda Avrupa Akredite'de sertifikalı bir EMDR uygulayıcısıyım. Consultant sürecim devam ediyor. Çokça birçok vakaya müdahale edecek şekilde bir sürü eğitimleri aldım. Farklı terapi teknikleriyle ilgili eğitimlerim de var. Bazılarını EMDR'den önce, bazılarını EMDR'dan sonra aldım ama çatıyı her zaman EMDR oluşturdu. Hep böyle bir entegre ederek. Ben bugün size hem onkolojideki deneyimlerimi hem de EMDR ile ilgili deneyimlerimi birleştirerek anlatmak istiyorum. Umarım aranızdan böyle hepinizi birden kazanırsam EMDR eğitimi almaya çok çok mutlu olurum. Kaçırmayın derim.
Hatta bazen arkadaşlara denk geliyorum, hani ekonomik açıdan zorlananlar vesaire oldu, biraz pahalı bir eğitim. Ya gerekirse kredi çek al diyorum, bak pişman olmazsın diyorum. O kadar net bir arkasında savunuyorum. Belki biraz çok da yani bir yer reklamı yapacağım ama nedeniyle, niçiniyle bugün size ispatlamayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu arada ben Antalya'dayım, emekli oldum artık. Özel bir kurumda bireysel olarak çalışmalarımı devam ettiriyorum. Şöyle kendimi de kapatayım. Evet. Ekran görünüyor mu arkadaşlar? Başlıyorum ben. Evet hocam. Evet, şimdi sırayla ben ne anlatacağım? İşte böyle kanserle travma arasındaki bağlantıyı biraz göstermeye çalışacağım. Sonra zaten EMDR demek travma demek. Biraz travmayı niye travma perspektifinden bakıyoruz onları da anlatacağım. Ve meme kanseri ve mastektomi özelinden hani travma perspektifi nasıl gerçekleştirebiliyoruz onu anlatacağım. Sonra sosyal hizmetlerle travma perspektifi bağlantısını göstermeye çalışacağım sizlere. Ve mastektomili bir hastaya yaklaşımda nelere dikkat ederiz, neler öne geçmeli ve neden EMDR ve bununla ilgili de bir vaka sunumu yapacağım. Ama genel anlamıyla önce onkoloji alanında çalışacak arkadaşlara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu tıbbi sosyal hizmetler diye de geçebilir. Ben bana staja gelen bütün öğrencilerimizi söylediğim şey şu olurdu. Siz sosyal hizmetin uygulamasına tamamıyla hakim olun. Hangi alanda çalışacağınıza çok fazla kafayı takmayın. Çünkü hangi alana giderseniz gidin, elinizdeki yegane şey araç sosyal hizmet müdahaleleri olacak. Onunla ilgili öğrendiğiniz yöntem ve teknikler olacak. Sonra alana gittiğinizde o sorun alanına özgü müracaatçı grubunun özelliklerini, mevzuatını, işte yasal durum vesaire nedir, işte bununla ilgili dünyadaki gelişmeler nedir, karşılaştırması vesairesini yapacak şekilde zaten alana gittiğinizde öğreniyor olursunuz. O yüzden de şu anda öncelikli olarak sosyal hizmetin teorisiyle ilgili işte ne bileyim vizyonu, misyonu neyse, uygulaması neyse, yöntem ve tekniklerini öğrenmeye daha çok özen gösterin. Sorun alanları çok da böyle kafanızı karıştırmasın. Zaten teorik uygulamalarınızı pratiğe getirirken, yani teorikle pratiğin birleştiği, kesiştiği noktaları kendi deneyimlerinizi de çok güzel oluşturacaksınız. Şimdi onkoloji alanında çalışırken, tıbbi lügata biraz hakim olmak gerekebiliyor. Hani bu gözünüzü korkutmasın. Yine girdiğiniz anda sağlık alanına. Hani öğrenme sürekli devam eden bir şey. Hiç kafanızı karıştırmasın, korkutmasın. Oradaki tıbbi literatürü yavaş yavaş öğreniyor olursunuz. Çünkü kullanılan bazı terimler olacak. İşte radyoterapi nedir, kemoterapi nedir ya da işte ne bileyim CyberKnife nedir, MR nedir, tomografi nedir ya da işte bazı kan tetkiklerinin ne anlama geldiği vesaire. Ve bu süreçte kanının alındığı andan itibaren yani tedavi süreciyle ilgili ben hep böyle travmalar diye şey yapacağım ama siz yaşantılar, deneyimler olaraktan da algılayabilirsiniz. Tanıyla ilgili, tedaviyle ilgili ya da tedavi sonrasında nüksetmeyle ilgili bazı olumsuz yaşantılar olabiliyor. Hastanın etiketlenmesi, işte kendilik algısının bozulması, beden algısının bozulması ile ilgili süreçler olabiliyor. Bir de tedavinin kendisinin getirdiği bir şey var. Hani kemoterapi aldıktan sonra kan değerleri düştüğü için çok fazla kişiyle temas etmemesi gerekiyor. Ya da nakil olduğu zaman zaten tamamen bir izolasyon vesaire gerekebiliyor. Böyle durumlarda da kişinin sosyal çevresiyle bağı da kopabiliyor. Bir içe kapanma, depresif durumlara falan geçebiliyor. O yüzden bu süreçlerde ne oluyor, hastalar neler yaşayabiliyor falan bunları çok iyi görmek gerekebiliyor. Bu beden algısıyla beraber işte ilişkiler, özellikle evlilik, cinsellik, partnerlik ilişkileri vesaire bozulabiliyor. Aileyle, eşle ilgili ilişkiler bozulabiliyor. Çevrenin hastalığa yaklaşımı değişebiliyor. Mesela acıma vesaire gibi ya da işte ne bileyim bazen kendini bilmez yorumlar falan denilebiliyor ya işte
Bu konuda hani çokça ağlayan hasta ve yakınları oldu, işte falanca şunu böyle dedi, filanca bunu dedi diye de çok da böyle dayanıksız oluyorlar böyle çevrenin yorumları karşısında. Yine onkoloji hastalarıyla çalışırken ailede önceden bir kanser hikayesi var mı yok mu, işte genetik yatkınlık var mı yok mu, bunlar da kişinin biraz kendilik algısını olumsuz etkileyebiliyor. Ailede daha öncesinde kayıp var mı, işte bu süreçteki yas süreci nasıl olmuş, bunlar da öne çıkabiliyor işin açıkçası. Bu arada hastanın dilinden de anlamak gerekiyor arkadaşlar. Yani mesela size şöyle bir şey söylerse, işte ara değerlendirme için MR çekilecek denildiği zaman bu hasta için şu anlama geliyor, yani tedavim işe yarıyor mu yaramıyor mu kaygısını yaşadığı anlamına gelebilir. Ya da atıyorum mesela bir ameliyat planlaması var, bir biyopsi alınması ya da tamamen cerrahi bir müdahale içeren bir şeydi. O zaman sizin hastayla olan görüşmelerinizi, planlamalarınızı, belki işte bu randevu gün ve saatine göre, tarihine göre, yapılacak işleme göre ayarlamanız gerekebiliyor. Sorulacak sorular da çok önemli kullanacağınız şey. Zaten böyle bazı kitapları yanıma hazırladım, umarım görünebiliyordur. Bu var ya, benim bütün eğitim, uygulama hayatım boyunca içindeki her şeyi her eğitimde tekrar tekrar ayrı ayrı gördüm. Hangi terapi yöntemi olduğu fark etmiyor. Zaten lisans düzeyinde siz hepsini öğrenmiş olarak bu mesleğe atılıyor olacaksınız. Mesleğe atıldığınızda da şuna dikkat ediyor olacaksınız. Hani bu aktarım olayı var ya, transferans, işte karşı transferans vesaire. Eğer sizin de aile içerisinde ya da geçmişinizde kayıp varsa, onkolojik tanı almış bir yakınınız vesaire varsa bazen çok olumsuz etkilenebiliyordu. Ben stajyerlerimde o noktada destekleme durumunda kalmıştım. Çünkü hastayla görüşmeye gitme kaçınmaları gözlemliyordum. Bir öğreniyordum ki ailede zaten onkoloji nedeniyle bir kayıp varmış gibilerden. Şimdi kanserle ilgili çok fazla böyle uzun uzadıya bilgiler vermeyeceğim. Bunları zaten her halükarda, her türlü literatürde görebiliyor olacaksınız. Ama bilmeniz gereken şey şu: meme kanseri kadınlarda hakikaten en sık görülen kanser türü ve kansere bağlı ölüm nedenlerinden de ekstrada yer almaktadır. Ve kişilerde sosyal, fiziksel, ruhsal, sosyoekonomik anlamda çok fazla psikososyal sağlığını bozabilecek etkilere neden olmaktadır. Şimdi yapılan bir araştırma var. Literatür taraması yaparken karşıma çıktı. Çok da hoşuma gitti bu araştırmayı bulmak. Çok uzun yıllara yayılan bir, neredeyse 50 yıla yakın bir kohort araştırma. Çocuklukta yaşanan stresin ve sıkıntının fizyolojik etkilerin biyolojik yatkınlıkla olduğu kadar kanser gelişimine de neden olabileceğine dair bulgular elde edilmiş bu yarışmada, çalışmada. 50 yaşından önce kanser olma riskinin iki kat artmış olduğu bulunmuş. Bu stresli yaşam koşulları ve erken yaşam olayları nedeniyle etkilendikleri için. Şimdi burada bir birikime baktığınız zaman mesela neler yaşıyor bu kişiler, baktıkları zaman aile içi şiddet, aile içi sözel istismar, ebeveynlerden özellikle ebeveynlerin boşanması, sert cezalandırma, ebeveynlerde bağımlılık, işte alkol, madde bağımlılığı vesaireye maruz kalmak, ebeveynin depresyonda olması, ebeveynin intihar girişimlerinde bulunmuş olması, ebeveynin suça maruz kalma ya da işte bu nedenle hapse girme vesaire gibi durumları, cinsel istismar veya tecavüz, fiziksel istismar gibi travmatik yaşam olaylarının kişilerde fiziki sağlığı bozduğuna dair bulgular elde edilmiş ve bunlardan bir tanesi de kansermiş. Şimdi öyle olunca travma öne çıkıyor. Biz de büyük T travma ve küçük T travma diye öne çıkıyor. Ben burada danışanlarıma anlattığım gibi anlatacağım. Büyük T travma, hayatınızda her şey yolunda gidiyor. İşte ebeveynlerinizin tutumları iyi, harika, onlarla çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Tüm gelişimsel ihtiyaçlarınız, duygusal ihtiyaçlarınız olması gerektiği gibi karşılanıyor. Okulda okul hayatınız iyi, okul başarınız iyi, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız, ilişkiler iyi. Her şey olması gerektiği gibi giderken olmaması gereken bir olayın aniden olması, şok travma.
İşte bunlara biz büyük T travması diyoruz. Ve genelde işte doğal afetler, işte ne bileyim kaza, kayıp, yaralanma, taciz, tecavüz gibi vesaire durumları bu şok travmaya girebiliyor. Yani hayatınızın bir noktasında devam ederken, işte bir gün yaz tatiline giderken işte kaza geçirdik, babam öldü. Ya da işte ne bileyim düğünden bir hafta önce anneme bilmem ne tanısı konuldu, hastaneye yatmak zorunda kaldı falan gibi bu tarz şeyleri kişiler anlatabiliyor. Küçük travmalar ise birazcık daha farklı. Onları ayırt etmek çok daha zor olabiliyor. Burada öne çıkan şey olması gerekenin yokluğu arkadaşlar. Yani hepimizin gelişim dönemlerinde bazı gelişimsel ihtiyaçları vardır. Duygusal, fiziksel, psikolojik anlamda gelişimsel ihtiyaçlar, bilişsel anlamda gelişimsel ihtiyaçlar. Şimdi bunlar olması gerektiği gibi karşılanmadığında o gelişim dönemine dair bazı beceriler öğrenilemiyor. Ve bunlar genelde de ebeveynin ihmal ve istismarı gibi yaşantılardan kaynaklanıyor. Yani uygun olmayan ebeveynlik tepkileri. Yani atıyorum mesela bir danışanım geliyor diyor ki işte ben annemin söylediğini yapmadığımda ya da onun istediği şeyi yerine getirmediğimde annem benimle konuşmayı bırakıyordu gibi. Ya da atıyorum mesela okuldan karnemi aldım geldim bütün ders notlarım yüksek ama bir tane matematiğim işte zayıf 10 üzerinden 5 almışım. Babam karneyi aldı baktı dedi ki bu niye düşük? Daha çok çalışmalıydın dedi. Yani o diğer takdir ve onay kısmı gelmedi. Burada olması gerekenin yokluğu çok ayırt edilemiyor. Ve her günün saatinde işte çirkinsin, beceriksin, yapamazsın, gidemezsin, başaramazsın tarzında söylemleri her gün neredeyse maruz kalınılıyor ve kişi bununla büyüyor ve artık kanıksıyor. İşte bunlara da küçük tere travması deniliyor ama maalesef şöyle bir etkisi var. Birden fazla büyük tere travmasına maruz kalmışsınız gibi kişiyi çok ağır ve olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor ve kendilik algısını bozabiliyor. Şimdi kanser teşhisinin kendisi zaten stres ve potansiyel olarak travmatik. Bir de böyle travmaları olduğunu düşünürseniz kişinin ne kadar zorlanacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. İşte neler yaşanabiliyor bir travma yaşansa? Bu bizim EMDR bakış açısından hani travma tepkileri olarak söyleyebilirim. Fizyolojik olarak yeniden yaşantılama, yani flashbackler yaşanabiliyor. Bilişlerde ve duygu durumda bozulabiliyor. Duygularını olması gereken yerde, olması gerektiği gibi, olması gerektiği düzeyde gösteremiyor kişi. Ve aynı zamanda fizyolojik uyarılma da yaşandığı için kişinin bedeninde de bazı tepkiler olabiliyor ve temel ihtiyaçlarının karşılaması bile engellenebiliyor. Kaçınma dediğimiz durumlarda da tetiklenmeler oluyor. Atıyorum mesela kişi örneğin asansörde kalmış, bir daha hiç asansöre binemiyor biliyor. Ya da araba kazası geçirmiş, artık bir daha hiç araba kullanmak istemeyebiliyor gibi şeyler olabiliyor. Ama o küçük T travmalarında ise bu durum çok daha farklı şekilde gerçekleşebiliyor arkadaşlar. O yüzden tüm bunlara çok iyi hakim olmak gerekebiliyor. Travmatik kişilerde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, odaklanamama gibi şeyler çok da gözlemlediğimiz şeyler olabiliyor. Hatta ve hatta bazen özellikle travmatik çocukluk belirtileri, tepkileri ortaya çıktığında dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi yanlış tanılama bile konulabiliyor. Bu konuda artık çok iyi hakim olmanız gerekebiliyor bu tarz durumlara. Şimdi meme kanseri zaten hem kanser olmanın verdiği bir korku var hem de kadının kimliği için büyük bir önem taşıdığı ve bir de mastektomi ameliyatı memenin bir kısmının veya tüm dokusunun tamam vücuttan alınması gibi bir cerrahi işleme maruz kaldığında bu durum onun için çok daha zorlayıcı olabiliyor. Memenin kadınlar tarafından taşıdığı önem bu ameliyata uyumunu oldukça etkileyebiliyor. Çünkü hem kişinin dişilik algısını hem de cinsellik algısını hem de hayatta annelik ve eş gibi
kadın olmanın getirdiği rol ve sorumlulukları da bozabilen bir etkiye sahip olabiliyor bu noktada. Yine ameliyat öncesi ve sonrasındaki tepkiler de değişebiliyor bu kişilerde. Özellikle de ameliyattan sonrasında kişinin evlilik ilişkisi bozulabiliyor. Benim bir tane hastam vardı. Memesi alındığı için kocası onu bildiğiniz kapının önüne koymuştu. Resmi nikah vesaire de olmadığı için alın size tam güzel, harika bir sosyal hizmet vakası. Hastanede böyle bir vaka karşıma gelmişti mesela. O şekilde çalışmıştık onunla. Şimdi meme kanseri olan kişilerde ve mastektomi ameliyatı olan kişilerde tanıya yönelik ve tedaviye yönelik tepkiler var. Yukarıdaki slayta geçmeyeceğim ama travma tepkileriyle buradaki tepkilerin ne kadar birbiriyle örtüştüğünü umarım fark edebiliyorsunuzdur. Aynı bilişsel, duygusal, davranışsal ve kişiler arası ilişkileri, sosyal becerileri bozan bir etkiye neden olabiliyor. Kaçınma davranışta, sosyal geri çekilme olaraktan da tedavi yönelik tepkilerde görebiliyorsunuz. Şimdi kronik bir hastalık olduğunda hani sosyal hizmetlerde şey vardır, hatırlar mısınız? Aile gelişim evreleri, doğru söylüyorum galiba değil mi? Aile yaşam döngüsü diyerekten. Şimdi orada aile yaşam döngüsünü çok iyi bilmeniz gerekebiliyor. Kişinin gelişim evrelerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. İşte Erikson'un işte yaş gruplarına göre gelişimsel dönemleri var ya vesaire. Çünkü ben her zaman söylüyorum, biz travmayı hikayesini alırken öyküye işin açıkçası çok fazla önem vermiyorum. Benim için önemli olan o yaşantının hangi yaşta olduğu. Çünkü hangi yaşta olduğunu bilirsem her gelişimsel dönemin ihtiyacı olan gelişimsel ihtiyaçlar karşılanması gereken ve bu ihtiyaçlar karşılandığında da edineceği gelişimsel beceriler farklı farklı. Ben o travmatik yaşantı hangi gelişim evresinde olduysa o danışanın hangi gelişimsel becerilerin geliştirilmesine müdahalelere ihtiyacı var, ona göre mesela planlıyorum uygulamalarımı, çalışmalarımı, müdahalelerimi. O yüzden yaş bizim için gelişme evreleri çok önemli oluyor. Aile yaşam döngüsü tabii burada çok daha önemli olabiliyor. Ben bunları böyle kısaca anlatmaya çalışacağım. Mesela ilk önce tanının alındığı zaman, kişinin bu tanıyı aldığında hem kendisinin tepkileri, bu süreci nasıl yönetip yönetmeyi, baş etme becerileri tam bu noktada öne çıkıyor. Ve baş etme becerileri işin açıkçası bizim çocukluktan itibaren kazandığımız, özellikle de biyopsikolojik regülatörler aracılığıyla kazanıyoruz biz baş etme becerilerini. Daha sonra yetişkinlikte bu içselleşmiş olarak gündelik hayatımızda uyguladığımız, kullandığımız becerilere dönüşüyor. Ama eğer çocuklukta biz bunları geliştiremediysek, hayatımızın hangi evresinde, hangi döneminde, nerede olursak olalım, bu baş etme becerileri yetersiz olduğunda zaten travma semptomları olarak, belirtileri olarak karşımıza çıkıyor olacak. Aile bireylerinin de bu dönemde bu tanıyı alma ile ilgili tepkileri de çok önemli olabiliyor. Çünkü şöyle örnek vereyim, geçen gün bir kanser hastası yoğun bakımda. Onunla ilgili danışmanlık için aradıklarında fark ettiğim şey şu oldu. Ailenin kaygısı daha fazlaydı. Yani her şey yapılıyor. Hastanın artık son dönem, palyatif dönem ağrıları dindirilemiyor. Bütün o morfin bantları, ağrı kesiciler vesaire falan verilmiş. Ve kişi de o hastalığın verdiği o çaresizliği, o yenilgi şeyini kabullenmek istemiyor, o güçsüzlüğü kabullenmek istemiyor. Buna yönelik de ilişkilerde böyle öfke üzerine kurulu, çatışma üzerine kurulu bir son dönem yaşantıları var. Ve aile de artık ne yapacağını şaşırmış durumda. Çaresizlik ve bu konuda ne yapılacağıyla ilgili mesela destek için bana başvurmuşlardı. Şimdi stabilizasyon evresinde artık burada bu hastalık madem girdi hayatımıza, o zaman biz bununla nasıl yaşayacağız kısmının oluşturulduğu yer. En güzeli ben bunu şurada yapıyordum. İlk tanıyı alıp gelmiş olan bir hastam olduğunda ben ona anlatıyordum tüm süreci.
işte neler neler olacak, ne kadar sürecek, işte ne gibi tedaviler olacak, işte bu noktada biraz sabrın olması gerektiği, bazen tükenmişlik yaşayabileceği vesaire. Ama eğer normal bir grip tanısı almış gibi ya da ne bileyim herhangi bir başka bir hastalık tanısı almış gibi bunu kabul edip tedavinin gereklerini yerine getirmekle ilgili olarak, işte moral düzeyini yüksek tutmakla ilgili olarak neler yapması gerektiğini, mesela ilk tanıyı alıp da daha böyle sıcağı sıcağına kucağıma düştüğü zaman ben bunların hepsini mesela anlatıyordum ve bu çok rahatlatıcı oluyordu. Bu süreci devam ettirme konusunda, kabullenme konusunda yardımcı oluyordu. Ve sonuçta da takip ettiğim zaman da zaten takip de kolay oluyordu. Yani hastanın takibi de, işte uyumu da, gerekli müdahaleleri alması, motivasyonu da daha iyi olabiliyordu. O noktada aslında belki hastanelerde o tanının ilk alındığı andan itibaren sosyal hizmet bölümüne yönlendirilmesi ve o noktada bir bilgilendirme, psikoeğitim vesaire yapılması hastaya çok iyi gelebiliyor bu noktada. Eğer düşünürseniz ileride böyle bir sistemi kurmanızı tavsiye ederim size de. Çözüm evresinde de artık kişinin zamanla oluşacak olan o benlik algısı ve bununla uyumlu olabilecek kişilik algısı, yaşam algısı, bununla ilgili inanç düzeyleri vesaire tam bu noktada önemli olabiliyor. Bazı kişiler kanserden olumlu bir şekilde de etkilenebiliyor. Yani hayatın anlamlandırma, varoluşsal anlamı bulma aşaması bu noktada çok önemli olabiliyor işin açıkçası. Çok böyle gerçekçi beklentiler oluşturmaları, daha objektif duruma yaklaşmaları ve bu dönemde oluşmuş yasal durumlar varsa mesela o noktada gerekli müdahaleleri yapmak, bazı şeyleri önceden hazırlamak, artık son dönemdeyse mesela yurt dışında vasiyet hazırlama vesaire falan vardır ama bizim ülkemizde hala tam oturmamış mesela böyle bir şey. Bir hasta mesela komaya giriyor ve birçok yasal işlem, işte bankadan para çekilecek ya da bilmem şirketin bilmem ne imza yetkisi vesairesi yok. İşte vekaletname vesaire falan alınmamış. Mesela ben bu tarz durumlar içinde hasta yakınlarını hazırlıyordum öncesinde konuşaraktan. Bunlar da öne çıkabiliyor bu noktada arkadaşlar. En sonunda da artık entegrasyon evresi geliyor. Artık mesela kişi birazcık daha tedaviyi ilerletmiştir. Artık bu tanıyı aldıktan sonra yaşantısını buna göre nasıl kuracak? Eğer çalışabiliyorsa çalışmaya geri dönebilmesi, sistem içerisinde, sistem bakış açısıyla baktığımız zaman iş, aile, arkadaşlık ilişkilerinde yeni bir dengenin oluşturulması ve bundan sonraki hayatında yeni amaçlar, yeni hedefler oluşturulması konusunda yardım edilebiliyor. Şimdi sosyal hizmetler ve travma perspektifini anlatacağım. Aslında söylemek lazım. Arkadaşlar, çalıştığınız her sorun alanı işin açıkçası travmatik bir grubu maalesef içeriyor. Ve sosyal hizmetin tanımına baktığımız zaman hep böyle bir psikolojik anlamda tam iyilik hali. Aslında bir yardım mesleği ama bu yardımı neye göre yapıyoruz? Kişinin istevselliğini arttırmaya yönelik. Bu kişinin istevselliğini arttırmak da ne demek? İnsanlar sorun çözebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve karşılaştıkları sorunlar karşısında kendilerini rahatlatabilecekler, dengeye getirebilecekler, sıkıntılarını azaltabilecekler. Bununla ilgili olaraktan da bizdeki adı sosyal kişisel çalışma yöntemi. Şimdi burada çalışma alanlarına baktığımız zaman ben az bile yazdım. Onun farkındayım. Bu alanların hepsinde sosyal hizmetler var, çalışıyor. Ve hepsinde de maalesef travma var. Niye travma var? Çünkü travma kişinin hem kendilik algısını bozuyor hem de işlevselliğini bozuyor. İlerleyen slaytlarda bunu daha iyi açıklayacağım. Ama bu alanlara baktığınız zaman bu alandaki kişilerle çalışırken elinizde güçlü bir
şey olması lazım, anahtar olması lazım, güçlü bir müdahale yöntemi olması lazım. Ve bu noktada bir sürü uygulama yapıyorsunuz ama terapi kısmı aslında yukarıdaki tüm maddeleri içeren bir şey. Yani danışmanlık da yapsanız, kriz müdahalesi de yapsanız, işte sorunları çözmek için gerekli kaynakları kullanmayı da öğretseniz, kişiler arası iletişim becerileri geliştirseniz, bunların hepsi işin açıkçası terapi uygulaması olarak öne çıkıyor. Ve biz burada kullanabileceğimiz teknik ve becerileri mesleki eğitimden aldığımız bir yetkimiz olduğu için kullanıyoruz arkadaşlar. Yani size alana çıktığınızda ne yapıyorsun, sen terapi yapamazsın diyebilirler. Yok, hayır, yaptığınız sosyal hizmet müdahalesidir, kişisel çalışma müdahalesidir. Onlar ister terapi kelimesini kullandırtırsın, ister kullandırtmasın. Ama siz o kişiyi mesleki ilişki, kurduğunuz mesleki ilişkinin içerisinde tedavi ediyorsunuz. İsterse kabul etsinler, isterse etmesinler. Ve bunu sosyal tedavi terimiyle açıklamış. Kim açıklamış? Bu kitapta açıklanmış. Yani siz de elinizin altında bulacağınız kaynakları buradan birebir gösteriyorum ki zaten bunun eğitimini aldığınızı bilesiniz diyerekten. Bunu da çok hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Sadece hep bilimsel çalışma yaptığınızı, teori ve tekniklerden yararlandığınızı, bireyin sağlıksız ilişkilerini iyileştirdiğiniz ve onu sağlıklı düzeye getirdiğinizi bilin. Bunu yapmadığınız müddetçe kişi hiçbir şekilde hiçbir şey gerçekleştiremiyor. Ben bu slaytları hazırlarken sosyal hizmetle ilgili bu kitapta bazı vaka örnekleri vardı. Bir tanesinde diyordu ki eve geç gelen bir ergenle ilgili, işte çocukla ilgili. Orada sosyal hizmet müdahalesi olarak davranışçı bir müdahale, çözüm odaklı gidiyor sanırım. Diyor ki işte haftanın birkaç günü eve erken gelecek, ödev veriliyor. Ben orada onu okurken beynim hemen direkt şuna gitti. İyi de dedim, evde sağlıksız bir ortam varsa, yanlış ebeveynlik tutumları varsa, o genç zaten dışarı çıkmaz ki dedim. Zaten sağlıklı bir aile ortamındaysa, zaten eve erken gelir. Ya da dışarıda olup olmaması ile ilgili o düzen zaten kendiliğinden kuruluyor olur. Şimdi ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama bu noktada belli uygulamaları, terapi uygulamalarını ya da işte mülakat uygulamaları adı ne geçiyorsa nasıl öğreniyorsanız biliyor olacaksınız ki her türlü sorunda bunlara müdahale edeceksiniz. Şimdi birden fazla yöntem var, birden fazla bakış açısı var ve sürekli de gelişiyor. Siz de kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde hep karmaşık sorunlar olacak ama maalesef tüm cevapları elinizde tutan tek bir bakış açısı olmayacak. Farklı vakalara, farklı yaklaşımları, hatta birden fazla yaklaşımı aynı anda kullanmanız gerekecek. Ben sadece EMDR kullanıyorum ama EMDR'ın içerisinde zaten birden fazla farklı yaklaşım var. İşin açıkçası o yönden şanslıyım. Şimdi ben burada bazı yaklaşımları yazdım. EMDR'ı da ben ekledim. Artık burada eklenmeyen bazı şeyler var. Mesela sensörimotor psikoterapi diye bir eğitim var. Yurt dışında işte uygulanan Pat Ogden'ın geliştirdiği bir şey. Ağzımın suyu akıyor o eğitim almak için ama dolar üzerinden olduğu için, dolar yükseldiği için şu anda böyle kaldım. Yani o da benim şu anda kanayan yaram diye söyleyebilirim. O somatik deneyimleme var mesela buraya yazmadığım şeylerden biri. Ama hipnoz hariç psikodramanın uygulamalarını bazen EMDR'da kullanabiliyoruz. İşte boş sandalye tekniği vesaire falan oradan geliyor. Özellikle yassıyla çalışırken. Ama diğer bütün yöntemlerin hemen hemen hepsini EMDR'da kullandığımı, içine entegre ettiğimi söyleyebilirim.
Bizim açımızdan baktığımız zaman, sosyal hizmet açısından baktığımız zaman sistem kuramı, ekolojik yaklaşım ve genelci yaklaşım ve güçlendirme yaklaşımı İAMDR'ın tam da odak noktasında söyleyebilirim. Yani kapsıyor arkadaşlar, o kadar net ve açık bir şekilde söyleyebilirim size. Şimdi burada önemli olan hangi yöntemi, hangi eğitimi aldığınız önemli değil. Biz arkadaşlarla kendi aramızda konuşuyoruz. İsteyen istediği kadar istediği eğitimi alabilir. Ama işin açıkçası bu birazcık da sizin içgüdülerinize de bağlı, önsezilerinize de bağlı. Yani bireysel anlamda yatkınlığınızın da olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu hiçbir eğitim karşılayamaz. Bunun için de kişinin içinden gelen bir şey olması lazım. Sezgilerini kullanabiliyor olması lazım. Ki sosyal hizmet uzmanında da zaten bulunması gereken bir beceri olduğunu düşünüyorum ben, lisans eğitiminden beri böyle olduğuna inandığım için. Ve siz de kendi bireysel terapinizi tamamlarsanız eğer, önünüzdeki o engelleri, duvarları, perdeleri kaldırabilip bakış açınızı çok daha geliştirebilirsiniz diye buradan naçizane küçük bir öneri yapabilirim. Çünkü orada seanstaki o terapötik ilişki bana göre uygulamanın %50'si iyileştiren kısım bu. Çünkü o siz orada danışanın yani müracaatçının ikame ailesi gibi oluyorsunuz. Kendi ailesinden görmediği o annelik, babalık, arkadaşlık ve ebeveynlik, kardeşlik tüm o ilişkilerde neyin nasıl olması gerektiğiyle ilgili becerileri sizinle olan ilişkisinde kazanıyor zaten. Yani ne yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini önce siz bileceksiniz ki bu becerileri siz zaten gerçekleştiriyor olacaksınız ki bunu gelen kişiye de aktarabilirsiniz. Şimdi mastektomili hastaya yaklaşımda neleri düzenliyoruz? İşte hani genel itibariyle bakıyoruz. Ama burada benim size söyleyeceğim şey şu, kanser ile ilgili duygusal zorlukların düzenlenmesi, arkadaş ve aile ile ilgili iletişim becerilerini öğretmek, geliştirmek, tedavi kararlarını planlamak, işte istihdam sorunlarını çözmek, yapabileceği işin niteliği derken orada performans arttırma, performans geliştirme kısmını söyleyebilirim bizim EMDR bakış açısından. Uygun boş zaman etkinlikleri, yani kişinin kendisi için yeni amaçlar bulması, kaynak geliştirmesi vesaire kısmı bizim EMDR'le geliştiğimiz yer diye söyleyeyim. Ya her yerde EMDR reklamı yapıyorum, kusura bakmayın ama ağzım alışmış artık arkadaşlar. Hakikaten bunların hepsini gerçekleştirebiliyoruz, hedefleyebiliyoruz, çalışabiliyoruz. İlerleyen slaytlarda bunun nasıl olduğunu da anlatıyor olacağım size. Şimdi EMDR göz hareketleri duyarsızlaştırma yeniden işleme tekniği diye geçiyor. İngilizcesinin baş harflerinin kısaltılması. Aslında göz hareketleri diye başlanmış ama sadece göz hareketleriyle götürdüğümüz bir şey değil. Psikodinamik, davranışçı, deneyimsel, kognitif, bütüncül, gestalt gibi birçok psikoterapi yaklaşımını içeriyor. Aynı zamanda bu sensörimotor psikoterapi dediğim işte bedene odaklanan ya da ego state dediğimiz, ego parçalarıyla çalışma dediğimiz kısımları da içeren bir şey. Stratejik terapiyi de kullanabiliyorum. Diğer birçok öğrendiğim terapi tekniğiyle ilgili geliştirdiğim, mesela şematerapi eğitimi de aldım ben arkadaşlar ama şematerapi uygulamıyorum. O eğitim alırken, şemaları öğrenirken ben orada hep negatif kognisyon düşünüyordum. EMDR ile ilgili olarak bir terim bu. Ben diyorum zaten bu negatif algıyı düzeltirsem kişinin bu şemaları zaten kendiliğinden düzeliyor. Niye uğraşayım gibilerden o eğitimden de böyle çıktım işin açıkçası. Şimdi burada öne çıkan bazı bilgiler var. Adaptif bilgi işleme sistemi. Adaptif bilgi işleme sistemi arkadaşlar bizim herkesin doğuştan getirdiği kendini onarma ve iyileştirme sistemi. Yani biz doğduğumuz andan itibaren bütün maruz kaldığımız deneyimleri bize iyi gelecek,
uyumlu gelecek bir öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Her deneyimden sonra kişi daha akıllı, daha bilgi, daha olgun, daha güçlü olmak gibi algılar geliştirerek hayatına devam ediyor. Fakat travma onu sekteye uğratıyor. Kişinin öğrenmesini devre dışı bırakıyor ve kendilik algısını bozuyor. Kendilik algısını bozduğu için de hem dünyaya algısını hem de ilişkilere algısını da çarpıtmasına neden oluyor. Bu noktada polivagal teori Stephen Porges'ın sonradan böyle literatüre soktuğu bir şey. Polivagal teoride bizim otonom sinir sistemimizin herhangi bir tehdit karşısında verdiği savaş kaç don tepkilerini açıklıyor ve kişinin normalde işlevselliğinin olduğu zamanda vagus siniri dediğimiz merkez sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, ventral vagal yani sosyal bağlanma halinde olduğumuz, kendimizi güvende hissettiğimiz, insanlarla ilişkide olduğumuz, işte karşılaştığımız sorunların üstesinden geldiğimiz, günlük olaylar karşısında ne kadar esnek, ne kadar dayanıklı olduğumuz, yani bir nevi psikolojik bağışıklık sistemimizi açıklayan bir teori. Bu teori öne çıktıktan sonra travma bilgisi, kompleks travma, travma sonrası stres bozukluğu yeniden tanımlandı. Ve adaptif bilgi işleme sisteminin polivagal teoriyle birbirini ne kadar desteklediği de öne çıktı. Şimdi DSM-5'te kişilerin semptomlarına göre gruplama yapılıyor, tanı ona göre konuluyor. Ama bizim karşımıza kişi hangi tanıyı almış olarak gelirse gelsin, biz adaptif bilgi işleme sistemi ve polivagal teori kapsamında o kişiyi değerlendiriyoruz. İşlevselliğini bozan o semptomlara yönelik müdahale yapıyoruz. Yani ben depresyonu ya da OKB'yi ya da işte ne bileyim panik ata ya da anksiyete bozukluğunu vesaire tedavi ediyorum diye girmiyorum. Kişinin işlevselliğinin bozulduğu ve bunun bağlantılı olduğu geçmiş travmalarıyla çalışıyorum. Bunları çalıştığım zaman zaten bu semptomlar ortadan kendiliğinden kalktığı için kişinin işlevselliği de hayata uyumu da geri geliyor. Şimdi ben buraya yazdım. EMDR benim dünyamı değiştirdi diye. Bu hem benim hem de çalıştığım birçok danışanımın sözü. Şöyle ki biz bu EMDR eğitimlerini aldıktan sonra EMDR eğitimini alırken önce kendi üzerimizde uyguluyoruz. Sevgili Uyde bizim o zaman yabancı eğitmenimizdi. Şimdi artık Türk eğitmenler var. Akredite olmuş. O zaman bize şöyle bir şey demiştik. Kendi üzerinizde ne kadar işe yaradığınızı görün ki ondan sonra danışanlarınıza gönül rahatlığıyla uygulayın demişti. Ve ben o eğitimden sonra kendi terapi sürecimi, kendi travmalarımı çalıştım. Fakat böyle biz farklı eğitimleri almaya devam ediyoruz. Bir kaynak yerleştirme eğitiminde hemen aday oldum. Yani her şeyleri artık kaçırmamaya çalışıyorum. Ve ben şöyle bir şey söyleyebilirim. EMDR'dan önce ben, EMDR'dan sonraki ben bile farklıyım. Yani bu benim naçizane kişisel size kendimle ilgili paylaşımım. Şimdi o eğitimde kaynak yerleştirmede ne istiyorsun dedi. Ben de ona şöyle bir şey söylemiştim hocaya. Bir makale yazıyordum. Makaleyi onkoloji alanında uygulamalar ama teorik ve pratiğin örtüştüğü yerleri göstererekten yani teorinin pratikteki uygulamadaki kısmı nasıl oluyor? Onları böyle birleştirerekten bir makale yazmak istiyordum. Bayağı böyle yayıldı. Böyle bir iki yıla varan işlerindeki bilgisayarımda işte vaka geliyor. O vakayı örnek olarak yerleştiriyorum. İşte sosyal hizmetle ilgili işte teorik kısmı nereye uyuyor? Orayı falan yerleştiriyorum. Geldi. İşte sonuç kısmı bir türlü kapatamıyorum vakayı, makaleyi. Ben de bunu söyledim. Dedim ki böyle bir durumum var. Çalışırken ta benim ilkokul dönemindeki bir travmama gittik arkadaşlar. Ki travmamdaki öğrendiğim şey, kendimle ilgili işlevsel olmayan şey, kendini öne çıkarma, üstesinden gelemeyeceğin sorumluluklar yüklenebilir tarzı bir öğrenme gerçekleştirmişim. Ve benim bütün eğitim hayatımı etkilemiş. Hiç eğitim hayatında hiç hırslı olmadım. Hep böyle, nasıl diyeyim size,
çalışmadan, hani çok da böyle vasatın altında da düşmeden, çok da böyle öne çıkmadan, işte takdiri teşekkürü aldım ama ne sınıf birincisi olmak ne de okul birincisi olmak gibi hiç böyle bir kailem olmadı, şeyim olmadı, uğraşım olmadı. Hatta bir dönem hatırlıyorum kolejdeyken, birinci dönemde bütün sınavları 10-10-10-10-10 yaptım. Hatta bir sınavda sınıfta sadece 3 kişi 10 almıştı. Onlardan biri de bendim. İkinci dönem hepsini bıraktım. Tekrar böyle 5'lere, 6'lara, 7'lere, 8'lere. Ve nasıl bir travma ise düşünün, ilkokul döneminde olan bir şey. Ve çokça da çalışıyorum bu arada, ilkokul travmaları çok geliyor bana da. Ben ondan sonra eğitimden çıktım, eve gidene kadar Allah'ım bütün cümleler beynimde dönüyor, unutmaktan korktum. Eve geldim, böyle ütü falan vardı, ütüyü yapıyorum, hala cümleler geçiyor kafamda bilmem ne falan filan. En son artık dayanamadım, oturdum bir şeylere yazdım, yazdım, yazdım. Sonra ertesi gün gittim, bir günde o makaleyi tamamladım. Eski soy ismimle yayınlandı, Acar soy ismiyle, onkolojide vaka örnekleri şeklinde bir makaleydi arkadaşlar. Çokça da beğenildiğiyle ilgili sonrasında tabii geri bildirimler de aldım. Ve EMDR'de işin açıkçası ondan sonra benim hayatımı çok 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 daha ileriye götürecek şekilde değiştirmeye devam etti. Hala da ediyor. Şu anda bu senenin kongre düzenleme kurulundayım. Bağımlılıkla çalışma grubundayım. EMDR'le bağımlılık çalışma, OKB akademik araştırma grubundayım. Şimdi bir çalışma grubu oluşturmayı düşünüyorum. Onkoloji, tıbbi hastalıklar ve tıbbi müdahalelerde EMDR kullanımı diyerekten. Ve umarım ileride EMDR eğitimi alırsınız, gelirsiniz. Ben de konsultant olmuş olurum ve size süpervizörlük yaparım. Şu anda birinci düzeyi aldım ve süpervizörlük yapıp süpervizör tarafından da süpervizörlüğümü değerlendiren bir süreçteyim. Gidiyoruz bakalım işte böyle arkamdan gelenlere yolu açmak üzere. Şimdi EMDR uygulayıcısı olarak bizler kişinin olumsuz deneyimlerinin öğretici deneyimlere dönüştürebilmesine yardımcı oluyoruz. Danışanın geçmiş deneyimlerden ders çıkarmasına, kendisine stres oluşturan mevcut uyaranlara karşı duyarsızlaşmasına ve bireysel olarak ve kişiler arası ilişkilerinde başarılı olması amacıyla gelecekte kullanacağı uygun beceriler kazanabilmesine yardımcı oluyoruz. Sosyal hizmet tanımıyla ne kadar benziyor değil mi? Bir farklılık var mı? Neredeyse örtüşüyor. Ve tabii birçok yayın var. EMDR'ın kanserli hastalarla ilgili araştırma sonuçlarının yayınları. Çok etkili ve erişilebilir bir tedavi yöntemi olduğu şeklinde kanıtlanmış yayınlar mevcut. Şimdi ben yavaş yavaş uygulamaya geçeceğim. Yine sosyal kişisel sosyal hizmet işte temelleri, yaklaşımları kitabında anlatılan sosyal hizmet uygulamasının aşamalarını görüyorsunuz. Yan tarafta da EMDR uygulamasının aşamalarını görüyorsunuz. Burada da umarım benzerliği fark ettirmek için bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sadece EMDR uygulayarak ben zaten sosyal hizmet uygulaması yapıyorum diye söyleyebilirim sizlere. Şimdi ilk aşama öykü alma ve veri toplama aşaması. Şimdi ben EMDR uygulaması kısmından gideceğim arkadaşlar. Renklerden eğer aklınızda kalırsa zaten hangisinin hangi aşamaya geldiğini siz de takip edebiliyor olacaksınız. Şimdi hayali bir vaka olduğu için vakamın ismine de hayal koydum ben. Böyle. İşte Antalya'da merkeze başvurmuş bir danışan olarak hayal ettim kendisini. 46 yaşında, evli. Şehir dışında bir üniversitede eczacılık bölümü okuyan bir 20 yaşında kızı var. Lise son sınıf üniversiteye hazırlanan 16 yaşında bir erkek çocuğu var. Bir devlet okulunda rehber öğretmenlik yapıyor. Eşi de emlakçılık yapıyor. Eşiyle de atama sonrası böyle kiralık ev arayışındayken tanışıp aşık olup evlenmişler. Şimdi Hayal'in ailesi küçük bir ilçede esnaflık yapan bir baba, ev hanımı, bir anne, iki erkek, üç kız çocuğu olmak üzere 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu. Şimdi Hayal üniversiteyi başka şehirde okumuş. Bir önce meslek sahibi olmak istediği için öğretmenliği seçmiş. Mezun olduktan sonra da ataması oldu. Başka şehirde yaşamaya başlamış. Baba küçük bir ilçede esnaflık yapıyor. Yaşadıkları çevreye göre ekonomik durumları iyi.
Şu anda abisi yurt dışında evli. İki ablası evli, başka şehirlerde yaşıyor. Kendisinden sonra dünyaya gelen ve mühendis olan en küçük erkek arkadaşı Hayal ile aynı şehirde yaşıyor. Ailenin ilk çocuğu hep lise mezunu. Sadece Hayal ve küçük erkek kardeşi üniversiteye gitmiş. Burada şey denilir ya, bizim sahip olmamız gereken bilgilerden biri kaçıncı çocuk olduğu da önemlidir kısmı. Bu noktada Hayal'de de bu öne çıkıyor. Bilginiz olsun bu vakada da. Şimdi Hayal'in kanseri bir yıl önce konuluyor. Tanı konulduktan sonra sağ memesi, işte mastektomi ameliyatı oluyor. Kemoterapi, viral terapi tedaviler alıyor. Yakın zamanda tedavisi tamamlanıyor ama tamoksifen denilen bir ilacı da kullanmaya devam ediyor. Doğum kontrolüne gidiyor, regl kanamaları tamamen kesildiği için. Zaten tanı konulmadan önce de, yani meme kanseri olmadan önce de aslında kontrol için, kadın doğumu kontrol için gittiğinde yaşı nedeniyle işte hadi bir mamografi çektirelim, bir ultrason çektirelim derken tesadüfen bulunan bir meme kanseri tanısı oluyor. Son gittiğinde de doktoru işte menopozlara girebileceğini ve rahimde de daha önce var olan bazı kitlelerin büyüdüğünü ve rahim alınma ameliyatı, histerektomi dediğimiz ameliyatı yapılacağı ile ilgili bir öneri gelmiş. Şimdi ilk geldiğinde zaten hastalığıyla beraber, hatta öncesinde başlayan bazı belirtiler var ama tanı almayla beraber öne çıkıyor. Son ameliyatıyla beraber de iyice tetikleniyor Hayal. İşte korku, endişe gibi üzüntü duyguları var. İşte ufacık meseleler karşısında ağlama, bazen de öfke atakları geçiriyor. İşte temel ihtiyaçların karşılama konusunda işte uyku, yeme vesaire gibi sorunlar yaşanıyor o alanlarda. Cinsel isteksizlik var. Takdir edersiniz ki hem tedavi hem de meme alınmasıyla kaynaklı. Geceleri bazen uyuyamadığında daha önce gittiği psikiyatrist bir ilaç vermiş. Onu kullanıyor ara ara. Tabii kişiler arası ilişkilerde de sorunlar yaşıyor. Özellikle öfke patlamaları olduğunda etraftaki kişileri kırıyor. Sonra bundan çok üzülüyor ve pişmanlık duyuyor. Suçluluk duyguları yaşadığı için. Ama bir yandan da yalnız kalmaktan korkuyor. Terk edilme kaygıları öne çıkıyor. Evde de tabii aile yaşam döngüsünde hatırlarsınız. Çocuklardan birisi zaten aileden ayrılmış, diğeri de neredeyse ayrılma noktasına gelmiş vesaire. Ve yalnız kalmayla ilgili de tedirginliği daha çok artıyor bu noktada. Kaygılı ve sürekli mutsuz, endişeli ve artık bir tükenmişlik noktasında. Hastaneye gidip gelmeleri dışında çoğunu evde hiçbir şey yapmadan dinlenerek geçiriyor. Gelecek kaygıları var. Sağlık durumu nedeniyle de izin kullanıyor şu anda ama hani iyileşecek olsa bile artık işe dönme konusunda çok böyle bir isteksizlik var. Her şeye karşı da bir ilgisi azalmış durumda. Herhangi bir hobisi vesairesi yok. Tabii bu söylemlerinde de belli olabiliyor kişinin. Neyi nasıl söylediğine de dikkat etmek lazım. Farkındaysanız ilk cümlede daha çok kaygı ve çaresizlik var. İşte kendisine olan inancını vesairesini olumsuz etkilediğini, hani o güçlü olmayla ilgili isteğin, arzusun ama tükenmişliğini de öne çıkartıyor. Ve bir geç kalınmışlık hissi var. Eşiyle ve çocuklarıyla yeterince vakit geçirememeyle alakalı olaraktan. Sonra damgalama dediğimiz, hani kendisinin yaşadığı o meme kanseri olmayla ilgili aynı şeyi kızına da geçireceğiyle ilgili bir suçluluk duygusu, işlevsiz bir suçluluk duygusu bu arada fark edeceğiniz gibi. Ve beden algısındaki bozulmayı da öne çıkartan söylemleri. Sadece söylemlere bakarak bile siz zaten danışanın ne yaşadığını, ne hissettiğini, niye öyle hissettiğini anlayabiliyorsunuz, yorumlayabiliyorsunuz. Şimdi hikaye alma devam eder arkadaşlar. Daha doğrusu bütün çalışma boyunca hikaye alma devam edebiliyor. Özellikle de EMDR'de bu hiç durdurak bilmeyen bir şey. Çünkü çağrışımsal bir uygulama olduğu için bazen bir hedef anayla başlıyoruz. Altından başka bir anı, altından başka bir anı, altından başka bir anı. Yani iyileştirilmesi gereken, onarılması gereken ne kadar
nöral ağ varsa, ana ağ varsa, travmatik ana ağ ya da olumsuz yaşantı ana ağ, kendiliğinden danışan iyileştirdiği için yeni yeni hikayeler, yeni yeni bilgiler her zaman gelebiliyor tüm çalışma süreci boyunca. Burada da hayalin çocukluk yıllarında abisi tarafından bir cinsel istismar var. İlk başta söyleyemiyor, sonra annesiyle konuştuğunda annesinin ona inanmaması var. Orada tabii bir çaresizlik ve bir suçlanma ve utanç duygusuna neden olan bir durum gerçekleşiyor. Oradaki kendilik algısı bozulduğunda zaten okula başlıyor. Okulda da benzer kendilik algısı oradaki ilişkilerinde de yansıyacağı için zaten okulda zorbalık akranları tarafından ya da öğretmeninin davranışları tarafından yine travmaları devam ediyor. O dikkat dağınıklığı, odaklanamama, konsantrasyon bozukluğu nedeniyle de zaten okul performansı da olumsuz etkilenebiliyor. Daha sonra Ayhan üniversitede okurken hani ekonomik anlamda biraz part-time çalışıp kendisini işte harçlık çıkartmaya çalışırken çalıştığı iş yeri sahibinden de taciz ediyor ama bu sefer hiç kimseye anlatamıyor. Bunu tek başından üstesinden gelmeye çalışıyor. İş hayatında da hep böyle bir sevilmek, kabul görmek, dışlanmamak için herkesin böyle yardımına koşan, herkesin her istediğini geri çevirmeyen bir iş ortamı var. Bu arada Hayal 10 yıl önce babasını kanser nedeniyle kaybediyor. Anne böyle baskın karakterli, otoriter, öfkeli. Kendi ailesinden ve evlendiğinde de işte kayınvalide görümcüleri tarafından hani sıkıntılar yaşıyor. Biraz böyle ezilen bir anne. Toplumsal cinsiyetçi yaklaşım var. Erkek çocuklarını daha çok sevip kızlarına sevgisini göstermeyen biri. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. Hani böyle erkek çocuğu doğurunca kayınvalidenin gözünde tam o zaman kabul görüyor vesaire gibi bazı yaşantılar gelebiliyor ya. Siz de alanda çalışırken çokça böyle vakalar karşısına geliyor olacak. Hayal'ın annesi de böyle bir anne. Şimdi ilk geldiğinde seansta bir baktığımızda, genel olarak baktığımızda böyle iyi giyimli ama biraz bol giyinmiş. Böyle ellerinde birbirine koştuk. Neredeyse koltuğun ucuna oturuyor. Konuşması güzel, anlaşılır. Kendini oldukça güzel ifade ediyor ama söylemlerine baktığımız zaman ne kadar böyle kendilik algısının bozulduğunu, dünya ile ilgili algısının bozulduğunu da görebiliyoruz. Bazen hikayeyi alırken danışanın söylediğinin arkasında söylenmeyeni fark edip doğru bilgiyi almak için doğru soruyu sorduğumuz zaman duygusal tepkilerinin kolayca çıktığı gibi durumlar yaşanabiliyor. Burada da bazı soruları cevaplarken kolayca ağlayabilmesi onun ne kadar kırılgan olduğunu da gösterebiliyor. Bu da bizim terapi sürecini planlarken çalışmaya önce nereden başlayacağız ya da başlamayacağız, ego gücü nasıl, işte kaynakları ne durumda, bunları da anlamamızı sağlayan bir şey veriyor bize. Aslında çevresindekiler ve yeni ortamlara karşı hani uyum sağlayabilen bir yapısı var ama son zamanlarda o içine kapanması birazcık depresyondan da kaynaklı olabileceği için bunun bir sonucu olduğu şeklinde, hani depresyon demiyoruz ama yaşadığı depresif durumun bir sonucu gibi görebiliyoruz. Ya da tam tersi, içe kapandığı için depresyona doğru gidiyor da olabilir diye bir kısır döngüyü burada açıklayabiliriz. Şimdi biz EMDR bakış açısıyla, yani adaptif bilgi işleme bakış açısıyla vaka formülasyonu yapıyoruz. Her vakada bunu yapabiliyor olmamız lazım ki çalışmayı neye göre nasıl planlayacağız onu görmemiz lazım. Nereden başlayacağız onu görmemiz lazım. Birden fazla sorun alanı karşımıza geleceği için İlk önce hangisiyle başlayacağız? Bunun kararını vermemiz lazım. İşte tam o noktada formülasyon bize bunu gösteriyor. Ve bize bunu danışana da aktarırken adaptif bilgi işleme diliyle bunu aktarıyoruz ki yani sende bir sorun yok, sen sorunlu biri değilsin. Sadece geçmişteki yanlış öğrenmeler nedeniyle şimdiki zamanda hayatındaki bazı sorunları nasıl çözeceğini bilemiyorsun. Yani bir nevi bilgi ve beceri eksikliği.
İşin açıkçası terapide bu bilgi ve beceri eksikliğini tamamlama süreci. Sosyal hizmet uygulaması da zaten bu değil mi arkadaşlar? Bilgi ve beceri eksikliğini tamamlama süreci. Yani bu kadar daha örtüşen bir yaklaşım göremiyorum işin açıkçası sosyal hizmetle. Ve burada da gördüğünüz gibi geçmişteki ne yaşamış olabilir ki? Şimdiki şikayetleri ortaya çıkıyor ve hangi nedenlerle varlığını sürdürüyor? Bunu açıklıyoruz danışana. Özellikle de annesinin abisiyle olan taciz olayına inanmaması, ihtiyacı olan korumayı ona sağlamaması, kendini değersiz, önemsiz ve çaresiz hissettirdiği, ebeveynlerinin bu arada ilişki sorunları yaşıyor ve bu da sürekli kendini güvende hissedememesine neden oluyor. Annenin toplumsal cinsiyetçi ebeveynlik tutumu, kendi isteklerine uygun olmadığında ebeveynlik yapmayı geri çekmesi ve ilk tacizdeki tutumu hep böyle ya, hayalin kendi başımın içerisinde bakmalıyım tarzı yalnızlaşmasına neden oluyor. Sürekli anneyi memnun etme, takdirini ve onayını kazanabilme çabası altında böyle terk edilme, sevilmeme şekli, savunmasızlık olarak kodlanıyor şimdiki yaşamsında. Çünkü anneyi zaten memnun edemeyebileceğine dair bu ayrımı çocukken bunu yapamıyor. Ve çocukken yapamadığı bu ayrımı büyüdükten sonra da yapamıyor işin açıkçası. Çünkü bizim bakış açımızda şu var. Eğer bir kişi 4 yaşında travmatize bir olay yaşadıysa, o olayı yaşantılandığındaki baş etme becerisi neyse, 40 yaşına geldiğinde benzer bir durum yaşadığında aynı 4 yaşındaki gibi tepki gösterir. Yani çünkü böyle kodlanmış artık, yanlış öğrenilmiş. O yüzden de ihtiyacı olan bazı sosyal becerileri öğrenemiyor. Çünkü o polivagal teori tolerans penceresi diye bir şey anlatıyor. Biz de tolerans aralığında normal gündelik işlevlerimizi sürdürüyoruz. Tolerans aralığının dışına çıktığımız zaman sürekli bir tehdit algısı sinir sistemi tarafından algılandığı için savaş kaç modunda kalıyoruz. Eğer savaşamıyorsak, kaçamıyorsak bu sefer sinir sistemi ne yapıyor? Bizi donduruyor. Ve bunun bizim hayatımızdaki yansıması da hem beden duruşumuza hem nasıl ilişki kurduğumuza ya da kuramadığımıza yansıyor maalesef. Yani ya içimize kapanıyoruz, duvar örüyoruz. Mesela bu donma tepkisinin bir versiyonu ya da kişilerle çok fazla böyle ajite, agresif, çatışmalı, en ufacık bir şeyde savunmaya geçen, alınganlık gösteren, eleştiriye karşı aşırı duyarlılık gibi durumlarımız varsa bu da bizim sempatik sistemin aşırı uyarılması demektir. Yani savaş kaç modunda demektir kişi. Halbuki sosyal işlevselliğimiz tolerans aralığındayken normal oluyor. İşte bunları biz danışana edukatif bir müdahale olarak valla işin açıkçası tek bir seansı buna ayırdığım oluyor benim. Tabii tüm bunların sonucunda şimdiki zamanda kendini savunamayan, haklarını savunamayan, sınır koyamayan, sürekli takdir ve onay bekleyen, içine kapanan, kişiler arası ilişkilerini korumak adına ihtiyacı olduğunda yardım ve destek isteyemeyen bazı patolojik mekanizmalar ortaya çıkıyor. Artı babasının kaybıyla da hayatında var olan sevgi ve şefkat kaynağı da kayboluyor. Dolayısıyla geçmişteki travma yaşantıları hayalin hayatını ve kişiler arası ilişkilerini sürdürmesi için gerekli olan bazı beceri setlerinin olması gerektiği gibi öğrenememesine neden oluyor. Hatta sosyal beceri kurması gereken, sosyal ilişki kurması gereken durumlarda bu becerilerin olmayışının kendisi de bir kaygıya neden olacağı için sürekli bir stres durumu, alarm durumu gibi bir döngüye neden oluyor. İşte tüm bu bilgiler ışığında biz vaka formülasyonu yapıyoruz. Yani ardışık hedefleme çalışması yapıyoruz. EMDR'daki güzel kısım bu. Çok yapılandırılmış bir terapi yöntemi, müdahale yöntemi. Mesela danışanın bize geldiği şikayet neyse, sorun neyse bunu en son yaşadığı olay üzerinden ele alıyoruz. Bunun en rahatsız edici resmini buluyoruz. Ve sonra burada kendisiyle ilgili negatif algısı, yani negatif kognisyon dediğimiz durumu soruyoruz. Ve bu negatif kognisyonun yerine ne olmasını isterdi? Yani öğrenmesi gereken, sahip olması gereken olumlu inanç ne?
Bunu buldurtturuyoruz. Sonra bu olumsuz inanç üzerinden bir geriye akış yaptırıyoruz. Ve geçmişteki bu inancı oluşturmasına neden olan ya da yaşantılamasına ya da besleyen tüm anıları alıyoruz. İlk en kötü ve diğer travmalar şeklinde. Maya size böyle bir terapi planı oluşturuyor. Yani danışanın geldiği nokta A noktasıysa, işte varacağımız yerde bu sorunların yaşanmadığı B noktasıysa, A noktasından B noktasına giden bir yol haritası oluşturmamıza yardımcı oluyor. Bir de şimdiki zaman tetikleyicilerini de alıyoruz. Çünkü şimdiki zaman tetikleyici aslında bizim için semptomları ortaya çıkartan, bu semptomları yoğun olarak yaşadığı durum, yer, olay ya da kişileri gösteriyor. Tolerans aralığından çıkmasına neden olan durumlar. Bir de gelecek zaman şablonu oluşturuyoruz. Yani hem geçmişi onarıyoruz, hem şimdiki zamanı düzenliyoruz, hem de gelecekte ideal olan neyse onu da yerleştirmeden bırakmıyoruz danışanı. Terapi hedefleri oluşturuyoruz yani gelecek zaman şablonunda da. Ve biz de burada bu vakada terapi hedeflerini eşiyle olan birlikteliğinde kendini rahat ve umursamaz, huzurlu ve güçlü hissetmek, duygusal anlamda güçlü olmak, gerekli durumlarda hayır diyebilmek ve kararlı olabilmek, sınırlarını koruyabildiği arkadaşlık ilişkileri ve aile ilişkileri kurması gibi, bedensel ve duygusal olarak iyilik halinin artması, yeniden sosyal ortamlara girebilmek, kırmızıyla çizdiğim yeri de arkadaşlar terapi hedefi olarak kabul etmedim. Şimdi ben bunu annemin bana anne gibi yaklaşmasını isterdim diye danışandan gelen bu talebi terapi hedefi olarak kabul etmememin sebeplerini bana chatten yazarsanız tartışma kısmında hani ben bunları da okuyaraktan biraz üzerinde duralım istiyorum. Hadi bakalım pamuk eller klavyeye. Ben bu hedefi niye hedef olarak, terapi hedef olarak almadım? Bekliyorum görüşlerinizi. Şimdi hazırlık aşamasına geçiyoruz. Dediğim gibi yapılandırılmış bir yöntem bu. Bu aşamada terapötik ittifak kuruluyor. Zaten sosyal hizmetin hazırlık aşamasında da orada mesleki ilişki kurulması denilen bir durum var zaten biliyorsunuz. Çok önemli olduğu söyleniliyor. Bu aşamada hem nasıl bir süreç izleyeceğimiz hem de EMDR hakkında bilgilendirme yapıyorum. Hem de bu çift yönlü uyaranla ilgili bilgi veriyorum. Bu çift yönlü uyaran göz hareketi, işitsel olarak kulaklıkla ses vermek, işte tapping dediğimiz dizlere tapping ya da kelebek kucaklaması dediğimiz böyle bir uygulama var. Çift yönlü uyaran farklı farklı yöntemleri kullanıyoruz. Sonra danışanın kaynakları ile ilgili çalışıyoruz. Başa çıkma becerilerini güçlendiriyoruz ve stabilizasyon teknikleri öğretiyoruz. Bir güzel bir şey daha söyleyeyim size. Bütün stabilizasyon tekniklerinde eğitimlerde yine size öğretiliyor. Ve danışana göre, duruma göre işte çok farklı farklı stabilizasyon tekniklerini uygulayabiliyorsunuz. Ben birkaç böyle standart olanların adını yazdım. Ama işte dört element, işte ışık yüzmesi falan gibi, topraklama gibi farklı yaklaşımlardan gelen farklı rahatlama teknikleri de var. Ben onları da kullanıyorum yeri geldiğinde. Ve danışana neye ihtiyacı varsa, yani bu çalışma devam ederken bu süreci daha kolay atlatabilmesi için, bu süreci üstesinden gelmek için, işte zorlandığı zamanlarda kullanabilmesi için böyle kaynak çalışmaları da yapabiliyoruz. Genelde bunu geçmişte eğer bu tarz deneyimlediği, gerçek deneyimleri varsa hani böyle hissetti, böyle algıladı, onlardan da kullanabiliyoruz ya da böyle hayali kaynaklar da kullanabiliyoruz. Ve hazırlık aşamasında bunları yapmadan travma çalışmaya geçmiyoruz. Bu kısım çok önemli. İlk başta böyle danışanlar çok sabırsızlanıyor. Hani bir an önce çalışalım, bir an önce çalışalım. Ama her zaman onlara söylediğim şey şu. Yavaş gitmek, hızlı gitmektir. Hatta çok güzel bir metafor kullanırım. Sizinle beraber biz böyle bir Everest'e tırmanacağız. Tabii bu tırmanış esnasında
İşte uçurumlar, işte kayalıklar, kötü hava koşulları vesaireyle karşılaşacağız. Bazı yerlerde çok güzel manzaralar, işte ne bileyim ağaçlık, ormanlık yerler. Ama tırmanışa geçmeden önce sırt çantamızı çok iyi ekipmanlarla donatmamız lazım kendimizi. Eğer eksik bir malzemeyle yola çıkarsak tırmanışın bir yerinde tırmanışımız yarım kalabilir. O yüzden bu aşama çok önemli diyerekten danışanı yavaşlatıyorum, sakinleştiriyorum, umut, güvenlik ve destekleme sağlıyorum kendisine. Sonra değerlendirme aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada biz bir hedef seçiyoruz. Yani hani demiştim ya, birden fazla sorun vardır. Hepsini aynı anda temizleyemiyoruz, aynı anda çalışamıyoruz. Çünkü bunu ne zaman anlamında ne de enerji anlamında gerçekleştirmek mümkün değil. Yani güzel bir metafor kullanıyorum burada yine. Bir evin bütün odalarını aynı anda temizleyemeyiz. Bunu söylediğim anda danışan zaten çok da güzel böyle kabulleniyor. Burada travma ile ilgili olay kümelerini tanımlamak çok önemli. Onkoloji hastalarında ya da tıbbi bir rahatsızlık ya da özel bir durum olduğunda, hani travmanın haricinde, geldiği durumun haricinde başka şeyler olduğunda burada birazcık farklılaşabiliyor. Onkoloji hastasında hastalık deneyimiyle ilgili şimdiki ve yakın geçmişteki travmatik yaşantıları, kanserle ilgili işte olaylar, deneyimler, kanserin başlangıcından öndeki travmatik deneyimler, ki işte bu vakada işte ihmal, istismar, taciz vesaire gibi durumlar buna geçiyor. Bağlanma çok önemli arkadaşlar. Yani ben aynı zamanda 0-3 yaş travma terapistiyim. Bu şu demektir: anne karnında ve ilk 3 yaşta hatırlamadığınız, zannettiğiniz travmatik yaşantılar varsa bebekle ya da anneyle ilgili ve şimdiki zamanda bunun belirtileri varsa oraya da müdahale edebiliyoruz. Her ne kadar hatırlanmadığı zannedilse bile çok güzel deneyimler yaşıyorum ben. Hatta bir danışanım annesine gidip anlatmış. Anne şey demiş, yani ben bunu kimseye anlatmadım, sen nereden biliyorsun gibi. Çok ilginç tecrübeler ediniyor biliyorum. O yüzden bağlanma modeli çok çok önemli. Çünkü daha ilk andan itibaren annenin ya da bakım verenin, illa anneniz olması gerekmiyor çünkü yetiştirme yurtlarında vesaire falan da çalışacaksınız. Orada birinci bakım verenle bebek arasındaki bağın kendisi zaten bazen travmatik olabiliyor ya da iyileştirici olabiliyor. İşte bu noktada her türlü yararlanabileceğimiz bilgi, işte nesne ilişkileri, bağlanma terapisi, ego state vesaire çokça öne çıkan şeyler. Hatta bu ego state'i bir önceki YMBR kongresinde Robin Shapiro, klinik sosyalizmet uzmanı kendisi, o anlatmıştı ve ondan öğrendiğim şeyi ben çok güzel seanslarımı da yansıttım. Bu sırada Carol Forgish geliyor. O da yine klinik sosyalizmet uzmanı. Bana EMDR kongrelerimizde hep dışarıdan geliyor. Ben de birkaç sunumla başvuracağım inşallah kongrede. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi negatif kognisyon belirlenir. Negatif kognisyon güvenlik alanı, sorumluluk alanı ve kontrol alanı ile ilgili olabiliyor. Bunun standart olanı bizim EMDR eğitimlerimizde bize veriliyor. Yani bir liste olarak verilebiliyor. Biz danışanla beraber kendisinin verdiği negatif kognisyon üzerinden çalışabiliyoruz. Bulamazsa o liste üzerinden buldurtturuyoruz. Ama burada kanserli hastalar, hastalıkla ilgili negatif inançlar da öne çıkabiliyor, özelleşebiliyor. Öyle olunca kanserle ilgili olarak ben sadece bunları yazmış oldum. Ama genel anlamıyla güvenlik alanı, sorumluluk alanı, kontrol alanı diyerekten geçen kendilik algılarımız var. Herkes için geçerli. Eğer kendinizle ilgili gündelik hayatınızda işlevselliğinizi bozan, hayatınızı zorlaştıran ya da bir durum karşısında olması gerekenden daha fazla tepki gösterdiğinizle ilgili bir farkındalığınız varsa, bu sizin kendinizle ilgili negatif bir inancınızın tetiklendiği anlamına gelir.
Bu da geçmişteki bir travmatik yaşantıdan dolayı öğrendiğiniz bir negatif algı demektir. Şimdi biz de hedef an olarak bu danışanda meme ameliyatı ile ilgili bozulan beden algısı üzerine. Çünkü diğerlerinde konuştuk ama bu daha çok öne çıktı. Niye? Çünkü eşi olan ilişkisi tehlikede. Yani o konuda sıkıntı yaşıyor. Ve hali hazırda en çok öne çıkan buydu. O yüzden mesela önce bunu aldık. Ve burada da gene fark ettiğiniz üzere yapılandırılmış bir çalışma şeyimiz var, planımız var. Burada hedef anıyı alıyoruz, rahatsız edici olayı alıyoruz, en son olay neyse. Ve bu olayın rahatsız edici resim ya da sahnesi neyse onu istiyoruz. Burada da ameliyatın bıraktığı yara izi. Yani her kıyafetini değiştirdiğinde, her banyoya girip çıktığında vesaire de gördüğü bir şey. Tetiklendiği bir şey, rahatsız oldu. Ve bununla ilgili de negatif kognisyonu çirkinim, kusurluyum şeklindeydi. Pozitif olarak ne yerleştirmek istiyoruz? Olduğum halimle güzelimi kabul ettik. Tabii bu olduğum halimle güzelimi ne kadar inandırıcı buluyor? 1 ile 7 arasında bir ölçeğimiz var. 7 tamamen doğru, 1 tamamen yanlış. Danışan da 2 dedi. Ve bununla ilgili yani çirkinim, kusurluyum deyip de bu resme baktığında şu anda ne hissettiğini alıyoruz arkadaşlar. Olayın olduğu andaki duygularını almıyoruz. Çünkü travma demek olayın olduğu andaki tüm veriler sağ beyinde işlevsel olmayan bir şekilde işlenmemiş olarak saklanan anı demektir. İşlenmemiş anı olduğu için de o anıyı oluşturan farklı kanaldan gelen veriler vardır. İşte duygu, düşünce, koku, tat, işte ne bileyim görüntü, resim, herhangi bir şimdiki zamanda onu, o olayı hatırlatan, hatta o olayla bağlantısını bile kuramadığı bir şekilde ama tetikleniyor. Yani atıyorum mesela işte tecavüzcüsü siyah gömlek giyiyor, şimdiki zamanda siyah renkten hep tetikleniyor gibi. Ya da atıyorum mesela biriyle buluşacağı zaman işte geç kaldığında birisi işte öfkeleniyor. Geriye gidip baktığımız zaman tabii bu bizim terapi planı oluştururken yaptığımız şey. Hani danışan şunu demiyor, birisi beni beklettiği zaman ben tetikleniyorum çünkü çocukken annemle babam beni kreşten almayı unutmuştu gibilerden bir bağlantıyı kuramıyor işin açıkçası. Ancak bunu böyle EMDR vaka formülasyonu yaparken ya da çalışma esnasında çağrışımsal olarak geldiğinde kurabiliyor bu bağlantıyı. Biz de buradan bunu hedefliyoruz, bu anıyı hedefliyoruz ve bu anıyla ilgili bu verileri şablona yerleştiriyoruz. Yani şimdiki zamandaki duyguları geçmişteki bu olaya baktığı zaman, çünkü benim odamda duruyor, aynaya bakıp kendini görmüyor ama evdeyken o anıya baktığı zamandaki o resmi gözünün önüne getirdiği zaman, yara izini gözünün önüne getirdiği zaman hissettiği duyguları alıyoruz ve bunun kendisini ne kadar rahatsız ettiği 0 ile 10 arasındaki bir ölçek. 10 en yüksek rahatsızlık seviyesi, 0 hiç rahatsız etmiyor demek. 8 düzeyinde bir puan verdi ve bir de beden duyumu. Beden duyumu en sevdiğim kısım işin açıkçası. Çünkü her travmatik olay esnasında vücudumuzda negatif bir enerji kilitli kalıyor. Savaş kaç ya da don enerjisi. Çözülmüyor. Beden de kayıt tutuyor. Dolayısıyla beden duyumları da hem fizyolojik olarak hem biyolojik olarak etkileniyor. Ve üst slaytlarda hatırlarsanız hani geçmişteki yaşantıların hangi hastalıkları oluşturduğu ile ilgili işin açıkçası vücudumuzda dolaşıp duran böyle bir enerji vardır. Hangi bölgede enerji akışı bozuluyorsa o bölgede rahatsızlıklar çıkıyor. Ve bununla ilgili artık literatür, stres kaynaklı olarak birçok hastalığın ortaya çıktığına yönelik
veriler var. Mesela biz EMDR'la hem migren çalışabiliyoruz, hem fibromiyaj çalışabiliyoruz. Son çıkan protokollerden biri mesela hamilelikteki bulantılar ve kusmaların da geçmişteki travmalara kaynaklı olduğu, vajinismus denilen bir rahatsızlığın da yine travmayla ilişkili olduğu. Bunların hepsini mesela biz EMDR'da çok rahatlıkla çalışabiliyoruz. Ve geliyoruz uygulama kısmına, müdahale kısmı. Buraya biz duyarsızlaştırma diyoruz. Artık burada çift yönlü uyaran verilmesi. Bunu danışanla beraber seçiyoruz. Mesela online görüşmeler arttı. Online görüşmelerde telefonla biz mesela EMDR kit denilen bir uygulamayı yükletiyoruz. Kulaklıkla sesi o şekilde kullanabiliyor. Ya da işte ne bileyim bizim kelebek kucaklaması dediğimiz böyle tıp tıp kısa yolla dediğimiz bu şeyi öğretebiliyoruz. Bazen danışan dizlerinin üzerine vurmayı tercih ediyor. Ama mesela benim seans odamda elle şöyle bir göz hareketi yaptırıyoruz ya da bir aletim var. Işık gidip geliyor böyle elektrikle çalışan. Onu kullanabiliyorum çünkü bir yandan da not almak gerektiği için o daha konforlu olabiliyor. Buradaki önemli olan şey başlangıç aşamasındaki SAP yani rahatsızlık seviyesi. Çünkü duyarsızlaşmanın bittiğini sıfırlayınca anlıyoruz. Hatta bazen ben danışan sıfır dese bile devam ettiğim oluyor. Yani bu birazcık klinik deneyimle de kaynaklı olacaktır. Çünkü eğer içgörüsü azsa danışanın sıfır demesine rağmen olumsuz veriler, söylemler gelmeye devam ettiği müddetçe ben duyarsızlaşmaya devam ediyorum işin açıkçası. Buradaki püf noktası bu oluyor. Sonra olumsuz deneyimler, söylemler vesaire bitip de artık gerçekten sıfırladığını anladığımız zaman bu aşamaya geçiyoruz. Şimdi vakada şöyle bir şey oldu. Negatif kognisyonuna odaklanıyor, resme odaklanıyor, hissettiği duyguya ve beden duyumlarına odaklanıyor. Sonra çift yönlü uyarımı başlatıyoruz. Ve bu danışanda en çok somatik belirtiler öne çıktı. Özellikle ameliyat yerinde acı hissi olduğu gibi ortaya çıktı. Özellikle geçmişte fiziksel bir travma varsa seansta bunu danışan o kadar net ve canlı bir şekilde geliyor ki yani baş ağrıları, sırt ağrıları, karın ağrıları, işte bileyim gerginlik vesaire, göğsünde sıkışma, nefes alamama, tüm o olayın olduğu esnada hissettiği beden duyumları neyse olduğu gibi geliyor. Mesela hayalde de ameliyatla ilgili hissettiği acı öne geldi. Hatta birkaç kere böyle elini ameliyat yerine falan götürdü, ovuşturdu vesaire yaptı falan. Sonra duyarsızlaştırma devam ettikçe artık rahatsızlıkla ilgili kısımlar azalıyor. Ve en son artık aynada kendime rahatsız olmadan bakabiliyorum demesi de benim için bir ipucu olmuş oldu bu aşamanın bitmesiyle ilgili. SAT puanını sorduğumda da sıfır olduğunu gördük. Sonra yerleştirme kısmına geçiyoruz. EMDR ilk başladığında sadece duyarsızlaştırma kısmı varmış. Yani negatif olanı alıp da sonra yerine pozitif olanı koymuyorsak aslında çalışma tamamlanmamış oluyor. Yani orada danışanın şimdiye kadar ki başvurduğu, kullandığı olumsuz şeyler neyse yaşantılar, tepkiler, duygu, düşünce ve davranış tepkileri bunların artık dönüşmüş olması lazım. İşlevselliğe yönelik olarak da. O yüzden de bu noktada kişinin kendilik algısını oturtturmak, pozitif olarak yerleştirmek önemli. Hayalde de hatırlıyorsunuz olduğum gibi güzelimdi. Buradaki şeyde 1 ile 7 arasındaki ölçeğimiz, bakın somutlaştırıyoruz. Yani elimizde bununla ilgili ölçme verilerimiz zaten kendiliğinde var bu tekniğin kendisinin içerisinde. 7 tamamen doğru, 1 tamamen yanlış hatırlarsanız. 2 ile başlamıştık ve burada 7 olması bizim için hedef olmuş oluyor. Ve danışanda da hakikaten de ben zaten güzelim. Artı meme istediğimi yaptırınca bunu nasıl olsa düzelecek, sabredebilirim, bekleyebilirim gibi. Ve hepsinden önemlisi kişinin
pozitif deneyimlerine yönelik ana ağlarına ulaşmaya başlıyor. Çünkü önceden travmatik ana ağları daha aktif olduğu için o ana ağlarına erişimi engelleniyordu. Sonra bunlar artık etkisini kaybettiği için bu sefer olumsuz deneyimler gidip yerine olumlu deneyimleri hatırlama geliyor ya da olumlu bakış açısı geliyor. Ve bizde de en son kendisine aslında ilk görüşte aşık olduğu, beğendiği ile ilgili anısı, pozitif anı olarak seansta gelmiş oldu. Sonra beden taramaya geçiyoruz. Bu aşama gerçekten çok önemli. Çünkü işlemleme esnasında aslında istediğimiz bedendeki rahatsız edici deneyimlerin de artık gitmiş olması, atılmış olması, bedenden atılmış olması lazım bizim için. Ve bu aşama aslında bir pekiştirme ve stabilizasyon sürecinin tamamlama aşamasıdır. Aynı zamanda eldeki değişikliklerin gerçekten test etme diye söyleyebilirim. Çünkü mesela beden taraması kısmında kişi anaya artık pozitif inançla baktırıyoruz rahatsız edici resmi ve elinde bir büyüteç varmış gibi tüm bedenini taramasını istiyoruz ve bedenin herhangi birini bir rahatsızlık fark ederse işte ne bileyim ağrı, işte karıncalanma, uyuşma yani orada olmaması gereken bir şey fark ettiğinde bunu bize söylemesini istiyoruz. Bazen danışan diyor ki işte karnımda hafif bir ağrı var diyor. Ya da işte ne bileyim başımda ağrı var diyor. Ya da işte ne bileyim şu anda böyle bir sıkışıklık hissettim diyor. İşte bu sefer ne yapıyoruz? Oraya odaklanmasını isteyerek çift yönlü uyaran veriyoruz. Ve bedeninde de bir rahatlama, bir stabilizasyon verilerinin gelmesi, buna yönelik söylemlerinin gelmesi bizim için bir gösterge oluyor. Kırık köşe kucak temizliyoruz diyebiliriz işin açıkçası. En güzel kısım da bu zaten. Hatta bazen body bridge yaparak yani kişinin bedenindeki hissettiği bir beden duyumuna, rahatsız edici beden duyumuna odaklanıp bu beden duyumunu nerede, ne zaman hissettiğiyle ilgili geriye götürdüğüm zaman travmasına da böyle ulaşabiliyoruz. Mesela ben bir danışanımı hatırlıyorum. Bir travmayı çalıştık. Sonra beden taraması kısmında çocukken yaşadığı taciz anısı geldi mesela. Yani beden hatırladı. Kişi o kadar böyle derine itmiş ki hani hikaye almadı bile bahsetmemişti. Ve beden taraması kısmında mesela taciz anısı gelmişti. O noktada tekrar onu hedef anı olarak da alıp çalışmaya devam etmiştik. Son erdirme aşamasında arkadaşlar, şimdi beden taramasını da yaptık. Artık seansı kapatmamız gerekiyor. Şimdi bu hedef anıyı belirleme, şablonu oluşturma, duyarsızlaştırma, yerleştirme ve beden taramasını eğer tek bir seansta bitirirsek bu bizim için tamamlanmış seans olarak kabul ediliyor. Ama diyelim ki duyarsızlaştırma aşaması devam ettik. Ama süre bitti. Şimdi o noktada danışanı güvenli bir şekilde, dengeye gelmiş bir şekilde göndermemiz gerekiyor. Yani travmatik olayın onun üzerindeki açığa çıkmış olumsuz etkileriyle danışanı göndermiyoruz. Bu noktada hazırlık aşamasında öğrettiğimiz sterilizasyon teknikleri var ya, işte tam da bu noktada işte öne çıkıyor. Yani danışan hem seans esnasında kendini kötü hissettiğinde, hem seansın bitiminde, hem de seanslar arasında dengede kalabiliyor olması lazım. Yani bu becerileri danışana öğretmiş olmamız gerekiyor. Biz eğer tamamlanmamış bir seansta süreyi bitirirsek, tamamlanmamış seans olarak oturumu kapatıyoruz. Ama biz bu danışanla beden taramayı da bitirdiğimiz için, tamamlanmış seans olarak kabul ettik ve bir sonraki seansta ameliyatı planlandığı için hani demiştim yani bir tedavi sürecine de uyumlanmak gerekiyor. Öne çıkan durum olduğu için diğer çocukluk çağı travmaları, bağlanma travmaları vesaire falan bunları mesela geriye almıştım bu danışanda. O yüzden önce
beden algısına ilgili anayı çalıştım. Sonra ondan sonrası da bunu bekleyen, kaygısını arttıran bir ameliyat planlanmış olduğu için o ameliyata yönelik bizim video tekniği dediğimiz bir teknik var. Ameliyatı tüm süreçleriyle pozitif bir deneyim gibi yerleştiriyoruz ve danışanı mesela öyle gönderiyoruz. Artı rahatlatıcı teknikler var, o stabilizasyon teknikleri. Ameliyatın aşamalarında nerede hangisini kullanacağı ile ilgili yerleştiriyoruz bu danışanda. Yani açıkçası her şeyi EMDR yapıyor farkındaysanız. Sizin ekstradan ihtiyacınız olan her şeyi elinize veriyor. Yeniden değerlendim. Yani bir sonraki seansta yapıyoruz. Bu her seansın başında yapıyoruz. Bunu şundan dolayı yapıyoruz. Bizim bir beklentimiz var. Travmalarını onardıkça ve kişinin kendisiyle ilgili pozitif algısı yerleştikçe gündelik hayatındaki işlevselliğinin de artmadığı bizim için bir gösterge. O yüzden ben her seansın başında haftasının nasıl geçtiğini soruyorum. Ve öğrettiğim şeylerin uygulayıp uygulamadığı, işte tolerans aralığında kalıp kalmadığı ya da tolerans aralığının dışına çıktığında işte sempatik sistem aktivasyonum yaşıyor yoksa parasempatik sistemin dorsal vagal donma tepkisiyle mi tetikleniyor? Hangi durumlarda tetikleniyor? Bunların ne kadar farkında? Kendini tekrar dengeye getirmek için gerekli müdahaleleri akıl edebilmiş mi, gerçekleştirebilmiş mi? Mesela bunları kontrol ediyorum. Artık duygu, düşünce ve davranışları, beden tepkileri ilk daha terapiye başlamadan önceki hepsi böyle bir negatif döngüdür. Sonra biz bunların yavaş yavaş kendiliğinden pozitife dönmesiyle ilgili ipuçlarını almaya çalışırız. Hatta bazen kişi kendisindeki değişimi fark edemeyebiliyor. Böylelikle geldiği andayla şimdiki zamandaki olumlu değişimleri bazen danışana da fark ettirmek gerekebiliyor. Ve her bir yeniden değerlendirme aşamasında eğer tamamlanmamış seansla kapatmışsak bir önceki hedefi çalışmaya devam ediyoruz. Ama yok zaten tamamlanmış seansa yeni bir hedef belirleyip üçüncü aşamadan sonra aynı kriterleri devam ediyoruz. Şimdi biz bu vakada ne yaptık? Yeniden değerlendirmede. Hani ilk geldiğinde hatırlar mısınız? Böyle bol kıyafetler falan giyiyordu. Şimdi daha böyle üzerine oturan bluz giymeye başlamış. Daha böyle makyajı, görünüşü vesairesi değişiyor. Sonra ameliyatını hedefledik. Ameliyattan sonrasında bir iyileşme süreci olacağı için tabii bir ara verme olacak. İşte o ara vermede de seanslara gelemeyeceği için danışanı hazırlamak gerekebiliyor. Ve bu dönemde ne yapacak, hangi zorluklarla nasıl üstesinden gelebilecek gibi olasılıklar üzerinde konuşup desteklemeler yapıldı. Sonrasında ameliyatı da güzel geçti geldi ve travmalarını çalışmaya başladık sırayla. Önce hastalıkla ilgili travmalarını çalıştık. Daha sonra cinsel, duygusal, ihmal ve istismar travmalarını, baba kaybını, iş yerindeki ilişkileri vesaireyi, hani gündelik hayatındaki işlevselliğin bozulduğu her alanı, kendine ait rol ve sorumlulukları yerine getirdiği her alan, eş olarak, anne olarak, çalışan olarak, işte ne bileyim ailesiyle işte çocuk olarak vesaire, tüm rol ve sorumluluklarında, tüm alanlarda birbiriyle uyumlu işlevsellik oluşturulması bizim için bu çalışmanın hedefleriydi. Ve son slide'e geçiyorum. Sohbet chat kısmında çok fazla sorduğum soruya yanıt gelmemiş gibi görünüyor ama en son terapi hedeflerinin kontrol edilmesi. Yani bu vakayla nereden baksanız belki bir buçuk yıla yakın çalışılabiliyor. Ve en sonunda artık terminasyon kısmına geliyoruz. Yani sonlandırma kısmına geliyoruz. Sonlandırma kısmına gelirken
en başta oluşturmuş olan o gelecek şablonu vardı ya, terapi hedefleri. İşte onları tekrar geri dönüp kontrol ediyoruz. Hangileri gerçekleştirildi ya da hangileri gerçekleştirilmedi diyerekten. Ve bu noktada danışanın bize verdiği geri bildirimler, eşiyle daha çok vakit geçirdiği, yalnız kaldığında da artık rahatlıkla sevdiği şeyleri yaparak, keyif alarak vakit geçirdiği, kendisiyle ilgili pozitif algıları içeren söylemler artık hem zihninden hem de ağızdan çıktı. Kişiler arası ilişkilerde olayları kendi üzerinden değil de kendinin dışında bakabildiği, artık kendinin üzerine alınmadan, merkeze koymadan karşı tarafın davranışı ya da bakış açısı üzerinden değerlendirme gibi içgörü kazandı, farkındalığı arttı. Kendini daha iyi ifade edebilmeye başladı. Artık yardıma ihtiyacı olduğunda, desteğe ihtiyacı olduğunda da bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. En güzeli artık kendini, hakkını savunabiliyor olması gerektiği gibi. İstediği zaman, ihtiyacı olduğu zaman da sınır koyabiliyor, hayır diyebiliyor. Artık geçmişten arınmış bir şekilde önüne bakabiliyor ve kanseri de artık hani geçmiş gitmiş bir anı olarak kabul ediyor. Ve o hani kabul etmediğimiz hedef vardı ya, işte orada ona farklı bir anne veremezdik. O anneyle çalışmadığımız müddetçe o anneyi değiştiremezdik. O yüzden ben onu hedef olarak almadım. Burada bir kabullenme var farkındaysanız. Onun da kapasitesi ne veriyorsan, yani ebeveynlik kapasitesi neyse, onun da geçmişteki yaşantılar nedeniyle bunlar etkilenebileceğiyle ilgili güzel bir içgörü kazanıyor, farkındalık kazanıyor ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Beklentilerini daha objektif oluşturuyor. Yani kapasitesinin üstünde bir beklentiye girip kendisinde hayal kırıklığına, öfkeye, çaresizliğe uğratmamış oluyor böylelikle. Sonuç olarak arkadaşlar, sosyal hizmet sorun alanları ile EMDR'ın çalıştığı alanların birbiriyle ne kadar örtüştüğünü özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Ve meme kanseri ya da diğer kanser türleri fark etmiyor, ya da diğer tıbbi hastalıklar, DSM-5'te konulan hangi tanı olursa olsun fark etmiyor. Hepsiyle çok rahatlıkla çalışılabiliyor. Sadece şey olarak düşünmeyin, patolojiyle çalışıyor gibi düşünmeyin. Mesela performans geliştirme ile ilgili olaraktan da, özellikle sanatçılar, sporcular vesaire, ya da kişinin mesela kaynak yerleştirme, olumlu pozitif davranışları pekiştirme. Mesela gene okurken karşıma gelmişti, işte bir konuda karar verip verememe durumu olduğunda, ben onu Robin Shapiro'dan öğrendim. İki el tekniğiyle çok güzel bir danışanla çalışmıştım mesela. Çok da güzel, farklı farklı. Bir sürü kullanabileceğiniz alanı var. Size önerim şu. Şimdi bunların hepsi farkındaysanız dışarıdan gelen yöntemler. Ben uygulamalarımda bazen bir şeyi böyle deniyorum, işte yaratıcılığımı kullanaraktan. Sonra başka bir yerde bunun yazılmış halini de gördüğüm oluyor, üzülüyorum. Yani aslında bizler de kendimiz de bir şeyleri geliştirebiliriz, oluşturabiliriz, yaratabiliriz. Yani bu konuda da daha böyle cesur olmanızı istiyorum. Sonuçta her biri yaklaşım bir şeyleri deneyerek, bir şeyleri test ederek ya da araştırarak bulunuluyor. Benim en çok kızdığım şeylerden birisi de mesela bu Virginia Satir, mesela sosyal hizmet kökenlidir. Sağ olsun sosyal hizmet haricinde her bir alan çok güzel sahipleniyor, sistem yaklaşımı ya da Satir yöntemini vesaire, eğitimlerini falan. O yüzden de bizim klinik uygulama anlamında artık lisans döneminde ben mesela çok güzel, yeterli düzeyde eğitim aldığımızı düşünüyorum ama daha da geliştirilerekten mezun olduktan sonra hem kendinizi geliştirmeniz, yeni yaklaşımları, yeni uygulamaları açık olmanız, çok böyle ön yargılı yaklaşmamanız,
ve sürekli böyle yeni şeyler denemek, araştırmak, desteklemek. Çünkü öğrenme dediğiniz süreç hala devam ediyor. Benim 2 hafta sonra katılacağım bir eğitim var. 1 ay sonra katılacağım başka bir eğitim var. Hala devam eden bir süreç. O yüzden şimdiden hepinize mezun olanlar varsa bu konuda inşallah bunlar kullanabileceği şey olur. EMDR eğitimi kesinlikle tavsiye ediyorum. Aldığınızda almadığınıza pişman olursunuz. O kadar net bir şekilde söyleyeyim. Bir an önce alın, bir an önce uygulamaya başlayın. Ben bir dönem bu Ankara Barosu'nun gelincik projesinde ihmal ve istismar, şiddete uğramış kadınlara gönüllülük çalışması yapmıştım. Bir dönemde sosyal hizmetlerle yazışıp yetiştirme yurdunda kalan ya da çıkmış olan çocuklarla EMDR çalışayım demiştim. Çocuklardan bir tanesi benim odamda ilk kez uyuyakaldı, biliyor musunuz, stabilizasyondan sonra. Yani geceleri uyuyamayan, sürekli tetiklenen ve öfke kontrol sorunları yaşayan vesaire bir çocuktu. Yani gevşemenin ne olduğunu bile bilmiyordu, rahatlamanın nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyordu. Hakikaten çok yardımcı olabiliyorsunuz herkes arkadaşlar. Çok güzel dokunabiliyorsunuz EMDR ile. Umarım bu konuda sizlere güzel böyle özendirici bir sunum yapabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sunumu kapatıyorum arkadaşlar.